Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler. Müslüman adamın bir işini başlaştıkları tertibi, intizamı, devamiliği, bir işini çala kaldırmasligi doğrusu da İslam talimatını asasları hakkında kapırsanız dediler. İslam talimatıda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hayrul umur advamuha ve in qalla degan hadis rivayet qilingan. İşlerini en yaxşısı az bo'lsa ham davomiy bo'lib turgani. Her doim bo'lib turgani. Bazı adam zimmasiga ko'p narsa yuklab oladi-da, yuklab olgan vazifasini keyin ma'lum bir vaqtga borganda zerikib qoladi. U yaxshi emas. Qanday qilish kerak? Oz bo'lsa ham davomiy bo'lib tursin. Davomiy bo'lib tursa, inshaalloh borib-borib barakasi ko'payib, katta ish kattalashib ketadi, yaxshi savob ajr bo'ladi. Bir ikkita sahoba bir kunda musulmon bo'ladi. Bir kunda musulmon bo'ladi. Bittasi bir yil oldin vafot topadi. Shunda ikkinchisi bir yildan keyin vafot topadi. Şunda bazı sahabalar aytadı ki, birincisi şehit oldu, ikincisi üyde vafat taptı. Birincisi cengde şehit oldu. O birincisini acırı balant mı, ikincisini mi dediğinde Peygamberimiz ikincisini dediğinde. Ne demek? Çünkü bir yıl içi de o namaz okudu, roza tuttu, zikir kıldı. Ula bilen anca acırı bulup gitken onun dediğinde. Şehitlikten hem balant bulup getirdi bir yıl. Yani davamiyelikte iş kop. Yine bazı hadisler var Peygamber aleyhissalatu vesselam. Agar xurmo daraxtini ekayotgan bo'lsangiz, qiyomat bo'lib qolsa. Qiyomat bo'lsa nima bo'ladi? Hamma narsa vayron bo'ladi. Yer qolmaydi, quyosh qolmaydi, osmon qolmaydi. Hammasi parokanda bo'ladi. Yulduzlar to'kilib tushadi. Tog'lar ipak junga o'xshab uchib yuradi yer yuzida. Siz ekayapsiz, qiyomat bo'lib qoldi. Nima qilish kerak? Chala yarim tashab ketmaslik kerak. Ekib qo'y deganlar. Qiyomat bo'layotganini ko'rsang ham ekib qo'y deganlar. Demak, musulmon odamni Allah subhanahu wa ta'ala kaçan yaxşı görədi, özünü işini mükemmel kılgəni de yaxşı görədi. Allah ta'ala kimi yaxşı görədi degəndə, özünü işige mükemmel, yani mütəxəssis, profesyonel yandaşkan adamını yaxşı görədi. Çələt çülpəni yaxşı görməydi Allah ta'ala. Unga köçüb ötse, bunga köçüb ötse, uyaqqa barıb şalvarasa, buyaqqa barıb şaldırasa, bu miydi? Kökərməydi hem de. Kökərməydi. Bir işinin tepəsində üşləb, halal işini arkasından turub, o'sha sohani mutaxassisi bo'lishga harakat qilaverish kerak. E'tibor berganmisiz? Masalan, Hazrat ham shuni aytgandilar, men e'tibor bermagandim. Keyinchalik men o'zim ham ko'rdim. Oddiy sartaroshlik kasbi. Oddiy sartaroshlik kasbiga qarangdi. Ozgina pul oladi, sochcha oladi, soqolni oladi, misol uchun tekislaydi. Ozgina pul oladi, lekin o'sha ishda bardavom bo'lib turgan, o'sha ishda bardavom bo'lib turgan sartaroshning barakasi bor. Oilasi but, to'ylarini qiladi, uylarini quradi, mashina oladi, sartarosh o'zi. Oddiy kasbdan bo'lgan baraka. Men bir sartaroshni bilaman, O'zbekistonda hamma sartarosh, hamma O'zbekistonda hamma ya'ni rayonlarida, oblastlarida shobalari bor o'zini. Shogirdlari bor 1000 ga 1000 dan oshiq. Oddiy sartaroshlikdan nam topsa bo'ladi. Qanaqa qilib erishgan? Boshqa ishlarga sakrab o'tib ketmagan. Qiyinchiliklarni ko'rgan, qiyinchilikning tepasida turavergan, turavergan harakat qilgan, Alloh taolo unga baraka bergan. Musulmon odamning tajribasi, musulmon odamning qiladigan ishi davomiy bo'lish kerak. Davomiy bo'lsa, Alloh taolo o'sha davomiy ishga barakat beradi. Sobit turgan odamga nusrat beradi. Sabr qilganlar oxiri yutadi. Innalloha ma'as sobirin. Sabr qilganlar bilan Alloh birga bo'ladi. Har bitta ishda muammo bor-da, muammoni tepasiga kelganda tashab qochadi ko'pchilik. Lekin o'sha joyda turib bersa, Alloh keyin orqasida barakot beradi. Musulmon odam mana namozni boshlaganda ham shunaqa bo'ladi. 5 kun, 10 kun, 20 kun o'qiydi, 40 kun, 30 kun o'qiydi, keyin orqaga tashashni boshlaydi. Bo'sh paytida hozir misol uchun. Qishda bo'shab qoladi, ha, masjidga qatnab qoladi. Keyin boshqa paytda dangasaligi qo'ziydi, masjidga kelgisi kelmaydi, boradi, namoz ham o'qimay qo'yaveradi keyin. O'shanga baraka topmaydi. Bazılar aytadı, bazılar aytadı ki, namaz okup maza topmayıp ben, birinci namaz okuyumda maza kılardım, hazır uşa maza topmayıp ben, deydi.
Namazını mazza topish uchun o'qilmaydi o'zi. Namozni Alloh buyrug'i uchun o'qiladi. Mazani bersa mazza, bermasa ham o'qilaveradi va mazza topmadim tashab ketmaydi. Namoz ibodat insonni odamlar ba'zida noto'g'ri tushuncha qiladi. Namoz o'qisang boy bo'lib ketasan deydi. Yo'q, boy bo'lish uchun namoz o'qilmaydi. Ba'zilar avvalo aytib beruvdim. Yomon qattiq muammoga kirib qotdi-da, keyin o'rtog'i nima bo'ldi ani muammolaring desa, o'rtoq juda yomon muammo bo'ldi. Ozgina qoldim namozga qorishga dermiş. Shu muammoni yechimi uchun namoz o'qiyman deb o'ylaydi. Yo'q, namoz butun borliqni yaratgan va sizi bizni Robbimiz bo'lgan Allohni bizga tanlagan vazifasi. Katta vazifa bu. Boshqaga yuklamagan buni. Quyoshga, yerga, osmonga, samovatga yuklagan paytida ular ko'tara olmagan buni. İlla odamga san qilasanmi deganda qilaman degan. Odamga yuklangan vazifa. Eng katta vazifa bu. Buni sharaf bilan qilish kerak. Alloh menga yuklagan vazifa deyish kerak. Buning uchun ya'ni nimanidir evaziga o'qilmaydi. Zotan Alloh taolo oldindan berib qo'ygan hamma narsani bizga. Bizga bergan ne'matini adosi yo'q. Ado qilamaymiz. Bir odam rosa qattiq ibodat qilibdi-da, endi 100 yil, 200 yil to'xtamay ibodat qilgan, rosa parxis qilgan. O'libdi shu odam. Alloh taolo unga meni fazlim bilan jannatga kir debdi. Fazlim bilan degani o'zi sen loyiq emassan, o'zim berdim degani. Kiravur jannatga degan. Desa u banda aytibdiki, men qilgan amalimga yarasha bera qol debdi. Seni fazling bilan emas, o'zimni amalimga ber debdi. Hisob kitob qilsak yutqizasan debdi. Desa Alloh taolo shunaqa, yo'q, menga amal hiç günah qilmagan, 200-300 yil faqat ibodat qilgan. Bo'pti deb Alloh taolo uning ibodatlarini tarozining bir pallasiga 300-400 yillik ibodatni bir pallaga bir dona ko'zini ikkinchi pallaga qo'yibdi. Ko'z og'irlik ne'mat ma'nosida. Dunyoni ko'rib turishimizni o'zi katta ne'mat. Ko'rib, anglab, rang ajratib, ko'rgan narsamizni haqqi ko'rib, unga ergash bu katta ne'mat. Bu ne'matni adosiga ibodat yetmaydi. Bizning nima vazifamiz? Qullik. Qullik. O'shaning uchun qullikda bardavom bo'linadi. Ba'zi toifalar chiqqan qadimda. Nima deyshgan? Odam ibodat qilib, borib Allohga shunaqa yaqin bo'lib ketadi, farz ibodatlar undan soqit bo'ladi degan. Namoz ham o'qimasa bo'laveradi degan. Ba'zi gaplar bor, uni ham eshitgansizlar. Nima emish? Mashrab 16 yoshgacha yolg'onchi yurganmish. Nimaga? Chunki avliyo bo'lganda unga mumkin deydi. Yolg'on gap bu. Shariatda yo'q bunaqa narsa. U balog'at ketgandan keyin ishton kiyib olish kerak. Ishtonsiz yursa avliyo bo'lib qolmaydi. Jinni ishtonsiz yuradi. Sog'lom odam avratini bekitish kerak. U qatdan kelib chiqqan o'shunaqangi botil toifa bor, botiniylar deydi. Allohga yaqin bo'lib ketsang deydi, ibodat soqit bo'lasan deydi. Vaholanki Qur'onda oyat bor, payg'ambarga Alloh taolo payg'ambarga xitob qilib va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin degan. Robbinga ibodat qil, payg'ambarimizga aytayapti. Taqvo bo'yicha eng katta iymon. Robbinga ibodat qil hatto o'lim kelguncha. Payg'ambardanki ibodat taklifi ko'tarilmadimi? Boshqa hech kimdan ko'tarilmaydi. Manaman degan avliyo osmonga uchib ketsangiz ham namoz farz bo'ladi, tamam. Soqit bo'lmaydi. Allohga ibodat qilish payg'ambarga o'lguncha farzmidi? Vafot etguncha farzdi, ha. Bizdan hech qachon ko'tarilmaydi. Bu nima degani? Sabr qilamiz. Nima bo'lganda ham namozni o'qiymiz. Nima bo'lgan boshimizga nima kelganda ham, nima imtihon bo'lganda ham qizlarimizni boshiga ro'molni o'ratamiz. O'raganiga, ya'ni farz deymiz. Maktablarda o'ratmayapti, nima qilay deydi menga. Baribir farz. Nima muammo bo'lgan taqdirda ham farz, uni farzligi soqit bo'lmaydi hech qachon. Hech qachon. Ibodatdan ko'zlangan maqsad Allohning buyrug'ini qilish. Bu ibodatga nimadir evas talab qilish emas, talab qilishga xijolat qilish kerak. Biz ibodatni to'la to'kis qila olmaymiz. Alloh taolo bar davom qilsin. Bar davomlikda ish ko'p. Bar davomlikda ish ko'p. Keyin butun umr mobaynida qilingan ibodatlarni o'lim chog'ida foydasi bilinadi. Masalan, bir yaxshi urushadigan yoki kurash tushadigan sportsmen
oylab shug'ullanadi, to'g'rimi? Shug'ullanib, nima uchun shug'ullanadi desa, ringga chiqqan paytida oxirgi soniyalarda kuchini asrab qolish uchun-da. Oxirgi soniyada ish beradi. Eng yaxshi shug'ullangan, sabr qilgan odam oxirgi soniyalarda shuncha mashaqqatini, mevasini oladi. Ibodatning ham mevasi dunyodan o'tayotganda bilinadi. Roza tutamiz-a? Qattiq qaynoq kunlarda chanqagan paytingizda ham hamma narsaga imkoniyatingiz bor. Muzda tarvuzni soyib qo'yib, shaptolani, anjirni yeyish imkoniyatingiz bor. Alloh menga buyurgan sabr qilasiz. To'g'rimi? O'lim paytida odam yomon qattiq chanqaydi. O'sha chanqagan paytda roza tutib sabr qilgan odam sabr qila oladi. Iymonini asrab qola oladi. Shayton qo'lida o'sha billur qadaqda suv ko'tarib keladi. Suv ko'tarib kelib, "Mana ich. Meni Xudo degin, menga sajda qiling, suv beraman" deydi. Roza tutmagan odam, chanqoqqa sabr qilmagan odam, ibodatda sabrli bo'lmagan odamga qiyin. O'lim talvasasida qiyin. Alloh taolo barchamizni o'sha kunlarda qadamimizni sobit qilsin, tilimizga kalimani joriy qilsin, qalbimizdan iymonimizni olib qo'ymasin. Qisqaroq shu. Hop, tilla biznesini so'rayaptilar. Tilla biznesi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam 6 ta narsani nasiya savdosidan qaytarganlar. Ribaviy mollar. Bularni birinchi boshida kim tur, nima turadi? Tilla turadi. İmam Müslim'de, İmam Buhari'de, başka sünan kitaplarda yan bu rivayetler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, "El-zahabu bil-zahabi vel-fiddatu bil-fiddati vel-şa'iru bil-şa'iri vel-nakhlu bil-nakhli vel-milhu bil-milhi yeden bi-yedin sawa'an bi-sawa'in" degenler. Ne degeni bu? Tillege tillene, kumişke kumişne, xurmoga xurmoni, arpaga arpani, bug'doyga bug'doyni, tuzga tuzni, qo'lma qo'l, tengma teng savdo qilinadi. Ana shu qo'lma qo'l degani nasiyani joiz emasligini bildiradi. Qo'lma qo'l desa nima bo'lar ekan? Nasiya joiz emas degani. Qanday tushadi bu? Ha, bo'ldi. Muhammad zaki bir joyda o'tiring. Yo, bitta emas, mana o'tiring. To'g'ri o'tiring shunda. Qo'lingizni qo'ling. Qo'lma qo'l degani naqtma naqt degani, mah bo'lish kerak. Tilloda savdo shunaqa bo'lish kerak. Tillon sotib olyapsizmi? Mana pul, mana tillo deyish kerak. Tilloni berib qo'yib, nasiyaga sot desa bo'lmaydi, ribo bo'ladi. Kumush ham shu. Bo'lmaydi, ribo bo'ladi. Tilloga tilloni almashtirishda ribo bo'ladi. Agar tengma-teng bo'lmasa. Nasiya bo'lsa ham ribo bo'ladi. Tilla savdo qilyotganlarning ko'pchiligi bunga e'tibor bermayapti. Hattoki ana lombardlar ochilib ketgan, lombard. Tillani tashab ketasiz, lomni narxida hisoblab qo'yadi. Uni o'rniga sizga pul beradi, pulni olib ketasiz. Qachon keyin pulni topsangiz, kelib turib qanchaydi foizga pulni berib, tillani qayta olib ketasiz. Pulni olib kela olmasangiz, tillani narxi bunga o'tib ketadi. Tilla savdosida bunaqa narsalar joiz emas. Ribaviy mollar, bularda ehtiyot bo'lish kerak. Riba foiz prosent joiz emas. Endi tafsiloti ko'p. Tafsilotini o'sha savdo qiladiganlar, tillaga aloqasi bor odamlar iloji boricha birorta ahli ilmi oldiga borib, tamomila savdosining strukturasini, yozuv-chizuvini qilib olish kerak. Keyin savdo qilish kerak. Hozir bir anaqa chiqibdi. Kecha bir odam kelib mendan so'radi. Golden cash degan. Farg'onadami shunaqa ekan. Bittasi chiqib olib TikTokda gapiryapti. Zo'r ekan. Tilloni sotib olar ekansiz. Keyin bir qancha muddatdan keyin tillo sizga qolar ekan, pulingizni qaytib berarmish. Qanaqadir sxema qilgan. Nechta ham odamni olib kelasiz, haliga odamdan sizga o'ng tomon, chap tomon, oldi orqa qilib cashback ajratib beradi. Ya'ni alohida bitta kashilok qilib beradi, go'yo. Tashab beradi. Shunaqa qilib pulingizni qaytib olasiz. Shunda tilloni o'ynatar ekan. Lahatron hammasi. Nima degan lahatron o'zbekchasiga? Aperislar. Soxtakorlar. O'zi tilloni 1 grami hozirgi kunda taxminan deylik 40 dollar atrofida
Şunaqa mı? 400 bin, 400 atrafıdır. Min, tahminen değil mi? Ula 850 bin'den satarken bir gramını. Malum ki o zaman. 850 bin'e bir gram tilla yok. Yalgan. Adamların pulunu şunaqa piramide, setvi, marketing bilen uxlatışmak için. İktisadi bilimler bo'lmagan mamlakatda setvi, marketing, aperislar kuşayadı. Tibbiy bilimler bo'lmagan mamlakatda jinkash ko'payadi. Tibbiy bilim yok. Adamlar doğru tabibga borib o'zini muolajasini qilmasdan, hani borib irodan kelgan kalak malakka borib dam soldiradi. Hozir qidiruvda bilasizlar, Turkiyadan quvib chiqish solishdi o'shani. Bizga keldi bittasi. Qanday odam haqiqat qilishdi. Turkiyaga borgan ekan, Turkiyani ham ancha-muncha boshini aylantirgan ekan, uni bosishibdi, qochib ketdi. Saudiyadan quvilgan, qamalgan Saudiya, Iroqdan quvilgan, Hindiston, Pokistondan ham quvilgan menimcha, Turkiyadan quvildi, bizdan ham quvildi menimcha. O'shnaqangi tibbiy madaniyati rivojlanmagan, tibbiy saviyasi joyida bo'lmagan odamlar jinkashlarga ishonadi. İlim bor joyda jinkash bo'lishi mumkin emas. Yani ilmi seviye bar caydaki adamlar cinkeşke bar mıydı? Talbinge bar mıydı? Şu setvi marketinglere iktisadi seviyesi yok cayda rivojlanadi. Birden bayıp geçti o. Birden pullu beres, yok ki tutta adamı abarasız, tepe katarlar yutadı, en pastaya katar hamasi yutkızadı. Sizge katta pullu vada kıladı. Tekini soruştursayız, ahri yutkızı boladı. Oşan için İktisadi strukturalarda elbette ilmi asosga kuruş gerek. Bizi daim takitlab kelyapmiz biz nafaqat iktisadi strukturani. Hatta bizde dehqonchiligi, dehqonchiligini ham ilmi asosga kuruşumuz gerek. Ursa qator eke vermeslik gerek. Kartishkani urug'ini narxi qancha hozir? 20 mingmi? 14 mingmi? 14 mingdan urug' olamiz, ekamiz, yil bo'yi parokanda bo'lamiz, qorayamiz, juda qiynalamiz. Küzge borganda bitta kavlasak karşıga 2000 so'm. İnsan ama kavlagan paytingizda. 30 milyon pul saflaymiz. Bir yil mehnat qilamiz. 10 milyonga karşıga satamiz. Do'ppimizni osmonga atamiz. 10 milyon qo'limga pul tushdi. 20 milyon qarz o'zi. Mana shu ilmga qaramaslikning oqibati shu. Mehnat qilaverish bilan bir narsa bo'lmaydi. Ilmiy yondashish kerak. Nima ekish kerak, qanday ekish kerak? Men doim aytayapman, urug'chilik sanoatidagi odamlar qiyomatda javob beradi millatning nomiga. Urug'chilar bizda urug' yetishtirish kerak. Hozir aldayapti ekan. O'tkayli mana bir kishi aytdi, upakovka urug'ini kartochkani olib kelgan, ekkan, bitta ham chiqmagan. O'sha 1 yilligini upakovka qilib sotganda u urug'i yeyilgan, 1 yil oldin ekilgan. Yerni aldaydi, odamni aldaydi. Vaqt isrof, pul isrof, yer isrof, hamma narsa isrofda. İlimsizlikdan shu. Tomchilab shu sug'orish. Bizga bo'ladi, bo'lmaydi deb yotibmiz, ilim bu ham. İlim, hiç narsa isrof bo'lmaydi. Shuni kashf qilyapti odamlar, qancha-qancha ekin olyapti, bitta yerdan necha marta ekin olishi mumkinligini chiqarib olyapti. Shuning uchun hamma narsada ilmiy yondashishimiz kerak. Yoshlarga ko'p xitob qilyapmiz, yoshlar sohada, qaysi sohadan astoydil o'qib mutaxassis bo'laman desangiz, hozir maydon bo'sh, bo'm-bo'sh. Hamma sohada. Qurilish sohasida bo'm-bo'sh. Bizda mutaxassis yo'q, chetdan olib kelishyapti. Katta-katta binolarni Turkiyadan odam olib kelib qurishyapti. Yevropadan olib kelib qurishyapti. Bizgilar qura olmayapti. Bu achinarli bu. Qurilishni o'rganing, dizaynni o'rganing. Urug sohasini o'rganing, dehqonchilikning ilmiy asosini o'rganing. O'rganish kerak, bozor bugun nima talab qiladi bizdan. O'tgan yili gektarlab savzi ekkan odam tashavordi. Bu yil 10 sutikka ekkan odam millioner bo'lyapti. To'g'rimi? Shuni o'rgansa bo'ladi-yu, masalan, bozorni o'rgansa bo'ladi, ehtiyotchi o'rgansa bo'ladi. O'rganish kerak. Bugun ya'ni IT informatsion texnologiyalar davri. Qidirib topib nima kam, nima kerak,
Nima qilish kerak? Bularni qilsa bo'ladi, hammasini qilsa bo'ladi. Xo'p. Yana nima savol bor? Taqsid savdosi degan savdo bor shariatda. Taqsid degani bo'lak degani o'zi. Bir narsani naqdga 10 ming dollar bo'lsa, masalan, mashinaning narxi 10 ming dollar, shuni nasiyaga 1 yilga har oyda 1000 dollardan 12 ming dollarga sotsa, o'sha taqsid savdosi bo'ladi. Buni shartlardan biri aniq kelishib olish kerak muddatini. Qachondan boshlaydi, qaysi oydan berishi boshlaydi. Oldindan qancha beradi? Oldindan qancha beradi? Mabodo berolmay qolsa o'tib ketgan muddatiga pul qo'shiladimi, yo'qmi? Qo'shilmaydi. Qo'shilsa riba bo'ladi. Mana shu shartlari bor. Shularni kelishib olish kerak. Taqsid savdosi shariatda joiz. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, ilm olish amalga kiradi o'zi. Rahmat, yaxshi savol berdingiz. Savollari shundan iborat. Oxiratda amal yo'q deyiladi, lekin oxiratda ilm olish bo'ladimi deyaptilar. Yo'q, oxiratda har kim o'zining saviyasiga ko'ra ma'lumotli bo'ladi, ilmli bo'ladi. Yangi ilm olish, yangi ma'lumot olish bu ham amal. Ba'zilar aytadi-yu, ilm olavergan bilan nima bo'lardi, amal qilish kerak deydi. Ilm olish ham amal. İlim olmasdan turib nima amal qiladi? To'g'rimi? İlim eng katta amal. Har qanday amalning orqasida ilim yotmasa amal emas u. Bir odam maqtanyapti deylik. Men dedi 40 yil namoz o'qidim. Barakalloh. Qanaqa o'qidingiz? Biror marta tahorat qilmadim desa nima bo'ladi? 40 yillik namoz uxladi ketdi. İxlosiga ajr berar Allohning ishida, lekin ilmi yo'q. Namozni namoz bo'lgani yo'q. Fiqhi tomonda. Demak, ilm amal. İlim o'qish ham amal. Endi olimlarning darajasi ustun bo'ladi. Olimlarning darajasi jannatda ustun bo'ladi. Har kimning aqli saviyasi, Allohdan qo'rqishi, taqvosiga ko'ra Alloh taolo ularni ikrom qiladi. Qur'oni Karimda bu darajani alohida aytgan. Ya'ni vallazina util ilma darajat degan. İlim berilganlarga darajat bor. Boshqalardan ustun turadi. Qiyomat kunida ahli ilmlarni maqomi baland. Kimlar bilan? Siddiqlar, shahidlar bilan bir maqomda bo'ladi. Qimmatzaki. Alloh taolo Qur'oni Karimda shahidallohu annahu la ilaha illahu val malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist dedi. Ya'ni Alloh taolo o'zi guvoh, shahidalloh. Alloh taolo o'zi guvoh. Nimaga guvoh? Allohdan o'zga iloh yo'qligiga Allohni o'zi guvoh. Bu nima degani? Bir odam men Allohga ishonmayman desa, o'ziga zarar qiladi. Nimaga? Allohning yagonaligiga, mavjudligiga, barhaqligiga o'zi guvoh. Boshqa guvohga hech keragi yo'q. Bir odam sizni tan olmasa, masalan, sizda bir fazilat bor deylik, kelyapsiz bir qo'lingizdan juda katta ish keladi. Kelib sizni tan olmasa, o'sha ishdan mahrum bo'ladi-dan u odam, o'ziga zarar. Tan olmasa sizdagi fazilat yo'qolib qolmaydi-ki. Alloh taolo shuni aytibdi. Allohning yagonaligiga Allohni o'zi guvoh. Tan olmayman degan odam yerni bo'shatib qo'ysin. Qaqa bo'shatib qo'yadi. Chiqib keta olmaydi-ki yerdan. To'g'rimi? Chatta yashayaptimi? Alloh yaratgan muhitdami? Allohga İmon keltirsa o'ziga foyda. İmon keltirmasa o'ziga zarar. Yana orqasidan Alloh taolo o'zining guvohligini aytgandan keyin o'zini guvohligiga martaba, ta'zim, ulug'lik sifatida farishtalar nima aytgan?
Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu. Farişteler hem güvah. Allah'ın yeganeliğine sen işanmasan işanma ateist. Allah'ın özü güvah. Bir ateist menge dedi. Siz dedim biz bilen baks. Ne mi baks kıyapsız? Ya baks kıyap ben çakırdıların keldim dedim. Bir telegramge çakırıştı da. Hop bizi ne mi kımaksız? Dinge kırgızmaksız mısın dedi. Yo seni hiç hem dinge kırgızmaksız mısın? Sen haklısın maymunga turmuşga çık dedim. İhtiyarın seni. Hiç kim kolinden uçlap durganı yok. Haklısın itge turmuşga çık. Seni ihtiyarın demokratik devlette yaşayapsan. Yani senge muhtaç mıyız? Allah'ını tan alışlıginge Allah muhtaç mıyız? Allah'ını tan aladigen ferişteler var. Sen tan almazsan özünge. Arazlagen loğları torbası geziyan. Doğru mu? Arazlaysan özünge ziyan. Allah Teala ferişteler ne etti? Allah'ını yeganeligige ferişteler güvah. Şimdi şunu yanıge ikinci oringe Allah Teala ulamalarını koydu. Ve ulul ilmi qaimen bil qist. Qaimen bil qist. Biyam sıfat, Allah'ın sıfatı bu. Allah adaletini qaim kıladı. Köp adam aytadı ki dünya adaletsizlikten ibaret, dünyada adalet yok. Kuzizi yaxşilab açıp alın, Allah'ki imanınızı yengilab sabit kıvalın, Allah'ın yeryüzüdeki hükümleri adalet. Başımızda keliyetken hemen işte adalet var. Adalet kıdırışımız gerek. Her daim abba bola vermeyiz. Başımızda bir işke gelmezse ne madır sebep buldu? Ya imtihan var ya özümüzden bir hata ötü. Hiç kaçan Allah'ını ayblemezlik gerek. Zamanını sökmedi geller. Peygamber aleyhisselam. Zamanını sökme. Zamanını davrını sökmeyin. Zaman büzülüp gitti. Zaman yakış. Adalet yok demeyin. Zaten zaman Allah. Ana dehir dedi Allah Teala. Ben zaman dedi. Beni sökme dedi. Bula başımızdan ötüyetken hemen arsana adaleti var. Adalet kıdırışımız gerek. Özümüzden izleşimiz gerek. Ana şu adaletini kayyum kıladigen zatke, ondan özge ilah yokligige Allah güvah, ferişteler güvah ve ilim egeleri güvah. Allah Teala ilim egelerinin derecesini kotarıp koydu. Keyin yana kızıklıgı ilim egelerige en kop musibet geledi. Musibet siz bilen biz korgan musibet mez. Ular köp narsanın bilgeni uçun siz bilen biz hursan boladigen narsalarda ular taşviş kıladı. Siz bilen biz rahat oylegen narsanın arkasından ular musibetini koradı. Şunun için ular kıyneler. Abu Sa'id'in Hudri radıyallahu anhudan rivayet var. O kişi aytkenler. Ya Resulallah ayyun nas eşeddu bela degenler. Ya Allah'ın Resulü en köp imtihange en köp musibetke uçraydigenler kimler? Degen de peygamberimiz Al-Enbiya degenler. Peygamberler. Thümmel emthelu fe emthel degenler. Kiyin peygamberlerge okşagenler. Vahiy kim egen o? Peygamberinin risaletini devam ettirgen adamlar. Kur'an diyen var. Peygamberlerini öldürgen ve hakka davet kılgen adamlarge tecavüz kılgenlerini alemlendirici azap kütüp durdu. Kur'an'da ayet var. Ulamalarge. Ulamalarını hemen arsası buluşu mümkün. Lekin ularını teşvişi sizden bizden balant buladı. Ular millette gamede. Uzuna gamı kap getirdi. Millette gamede, halkını gamede hayatını utkazadı. Oşan için ulamalar köpünce şamge okşatıladı, şamge. Kammeni yarıtadı, özü küyüp getirdi. Sizge yarı kıberadı, özü küyüyedi. Şunun için ulamalarge hizmet kıp kalış, yeryüzü de kılınadigen işler içi de derecesi balant işlerde. Ulema yetiştirişimiz gerek içimizde. Hala etkenimdeki hama sahada. Hama sahada. Ulema yetiştiriş gerek. Mesela başka sahaya hamas gerek. Dehkanem gerek. İnjinerem gerek. Kassapem gerek. Hamas gerek. Lekin ben kasplarını hiç kaçan kemsitmeyim. Ben kasp haması halal tir bilen tir tüküp topladıgenlerse. Lekin kuludan, kasaplikten başka narsa kemeydigen şarlatanlar ulamalarga taş atar. Sen kasaplikini kıl,
o'zi qassobligiga ham to'g'ri tuzuk emas. Bir ulamo bo'lmasa, bir qo'yni harom so'yib qo'yasan o'zi. Senge ulama o'rgatmasa, senge şu ulamolarning ta'limoti kelmagan bo'lsa, qassoblikni ham eplamaysan aslida. Soqol qo'yib olib odamlarning ichida mashalloh, inshaalloh deganing bilan sen o'zing loyiq bo'lmagan narsaga sakraganing bilan ya'ni uzoqqa bormaysan. Bordi shunaqa odamlar. Qassoblik halol kasb, lekin qassob bo'lib turib ulamolarga sakragan odam sharafsiz odam. Zaten bu şerefsizlerini koruyup biz hayattayım, başka cahidayım. Ahli ilimlerge nispeten kılıngan itibar peygamberlerini kaldırgan mirasıge itibar boladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam mutavatır hadiste aytganlar. Bu hadisini cüdü köp sahabeler rivayet kılgan. Aytganlar ki Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fi'd-din. Allah bir insonga yaxshilikni iroda qilsa, Allah iroda qiladi yaxshilikni. Ya'ni boshqalardan ko'ra bir insonni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Ma'lumotli qilib qo'ymaydi, faqih dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Faqih degani nima degani? Fiqh nima o'zi? Imom Abu Hanifa aytadilar-ki, fiqh sizga nima foyda, nima zararligini ajrata bilish fiqh. Buning uchun juda ko'p ilm jamlanish kerak. Bitta hadisni rivoyatini yodlashmas, bitta tafsirni bilishmas, bitta sahobani tanishmas. Juda ko'p narsa jamlanish kerak. Buning ichida zabardast ulamolarga bog'lanish kerak. Buning ichida Ha, hadisini bilish kerak, fiqhni bilish kerak, usulni bilish kerak, tafsirni bilish kerak, lug'atni bilish kerak, uni bilish kerak, buni bilish kerak. Lekin shu bilan birga voqealikni to'g'ri tahlil qila oladigan siyosiy ko'zi ham bo'lish kerak. Undan tashqari farosat ilmi ham bo'lish kerak. Undan tashqari Alloh berish kerak. Hammaga bo'lmaydi bu narsa. Bu juda katta narsa bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Man yuridillahu bihi yufaqqihu fid-din. Hadis davomida shuni qo'llab-quvvatlovchisi bor. Shuning uchun ukalarimga ham nasihat. Ilm yo'liga yurgan bo'lsangiz, sobit turing. Sabr qiling, juda katta yo'lga chiqqansiz siz. Jannat uchun eng oson yo'lga chiqib olgansiz. Ilm yo'liga mahkam bo'lish kerak. Ilmdan ortiq daraja yo'q yer yuzida. Izzat dunyoning quvvati ham ilmda. Hali aytganim ilmi bor odam o'tirgan joyida dunyoning quvvatini qo'lga kiritayapti. Bitta dron yasab chiqyapti, bir dona dron. 30 million, 40 million dollar. Million dollar bizi pulimizga kalkulyator adashib qoladigan pul bo'ladi. To'g'rimi? Ilm bilan topyapti. Biz hali ham varrangni uchramay o'tiribmiz. Doğru mu? Varrak neyim? Xitoydan olib kelyapti bizga hozir. O'zimiz yasamayapmiz. Ben yasadım, uçmadım yine varrakim. Adamlar drone yasayapti, drone. Dünyanın bütün başlı Azerbaycan'ın mazasını kaçırıp koydu. Tötte drone. Şuna kadar burada yaşayapmiz. İlim, muhum. Peygamber aleyhisselam davamında ne dediler? Ana kasimun vallahu yu'ti dediler. İlim mi egesi Resulullah ki Allah Teala peygamberge verdi ki ilimni. Kur'an ve Kur'ança ilim Resulullah'ta barıdı. Peygamber aleyhisselam menge otitul Kur'an ve mislehu ma'ahu dediler. Kur'an ve Kur'an bilen koşup yana şunça ilim verilgen menge dediler. Ne var yaptılar? Ana Kasım. Ben Kasım ben. Kasım ne? Taksimlavçı. Ben taksimle bere alaman halas. Allahu yu'ti. Onu bere digen, sindire digen Allah. Şunun için ülkelerim Kim bo'lsa ham shu gapni eshitayotganlar ilmga astoydil bo'linglar. Alloh bersa ikki dunyoni qo'liga kiritasiz. Ikki dunyoni. Dunyo zotan qo'liga kiritishga arzimaydi, shuni aytib qo'yay. Ko'p odam dunyoga aldanadi-da. Uy quray deydi, mashina olay deydi, maishat qilay, uy quring, mashina oling, maishat qiling, joningizga tegadi. Maishatda oqibati shu deysiz-da. Hech kim yemagan narsani yegandan keyin bir kundan keyin esdan chiqadi u. Hamma bilan bir xil bo'lib turaverasiz. İnsan tabiatı şu. Lekin ilim başka narsa.
İmam Buhari aytganlar. Dünyada cennet yok, illa ilim meclisleri. Mesela ilmi suhbet bo'ladigan meclis cennet şu. Hemen arası isten çıkıp kalıp, ilmi içtip, adam içiden mazak kılıp oturuşluğu cennette tamı şu, cennette hidi şu. İlim muhim. Ana kasimun vallahu yu'ti. Man taksim kılaman Allah berer dediler. İlimini Allah berer. Şu hadisin devamında etkenler. Len tezalu, yok ki, la tezalu taifatun min ummeti zahirine alel haq. Minin ümmetimnin içiden bir cemaat ta kıyametke kadar galip halde devam eder. Yukarıda ilim hakkında gel buldu. Bu cahide bir cemaat hiç kaçan mağlup bu mey devam eder dediler. İlim bilen devam eder. Şunu yakışı bilip olamaz. Çünkü ilim hakkında gel yaptı da. 1200 yıl. 1300 yıldan beri bana şu ümmet, İslam ümmeti fikhte hanefi, akidede maturidi bu kili yaptı. Biz ne diyorlar? Biz ya kaçan İslam fatih kirip kegen? 100-150. Yıllarda. 200-250. Yıllarda İmam Buhari'ler çıktı. 248-280. Yıllarda yetilgen, yetük, zabardas ulama mı? İmam Maturidi çıkan. Bizi diyordu. Hicretini 248. yıllarda tuğruyen, 40. yıllar tahmini. Uşalarını İslam ümmetini birleştirip bugünge kadar yetip gelişliği yukarıdaki hadisinin mucizesinin dalaleti. Bu ümmetinin içinden bir cemaat kıyametke kadar galip bulup devam ete uğradı. Degenler. Maturidiler galip buldu. Maturidi'ye kim hücum kıldı? Mutezileler. Bitti uğrup uhulattı onu Maturidi'ye. Mücessimeler çıkıp boynuna asılıyordu, onu boğa öldürüp koydu mücessimelerini, o şapaydı. Havariciler çıkıyordu, havaricilerin gözünü uyvaldı. Maturidi'nin karşısına hiç kim çidap birgeni yok. Maturidi bugün gece geldi. Hadir yerinde 3-4'te çalacan, şapkörler çıkıp alıp İmam Maturidi'ye asılıyordu. Onu yakında gözünü uyvalamız. Hatırlayacağım bu iyiler. İmam Maturidi'nin yön erişti tohtamaydı. 1200 yıldan beri Maturidi adaşken bu gendeydi, barbat bolardı. Yukarıdaki hadis yolgan bup kalardı, na'udu billah. Bir cemaat kaçtı cemaat? Ahl-ı sünnet vel cemaat. Ular kim? Maturidi aş'ariler. İlim bilen bu. Yani ilimge bağlı gidiyor kale. Bizge hadis kanday yetip geldi? İlim bilen. Bizge Kur'an kanday yetip geldi? İlim bilen. Bizge fikh kanday yetip geldi? İlim bilen. Bizge İslam kanday yetip geldi? İlla ki ilim bilen. Şimdi bizden kiyinem ilim bilen devam etedi. İlim okuma günümüzce dinimizden himaye kılalmayız. Hadisin devamında ettiler ki La yadurruhum men khalafahum dediler. Uşa cemaage muhaliflerinin bir ortasının zararı teymiydi. Yukarıda etkenimdik unusunu Aperkot bunusunu huk bilen okulatadı. Muhatırlı değiller şuna kadar küçülü. Bir ortasının zararı teymiydi. Onge muhalif bogellerinin küçü yetmeydi Maturidiler. Aş'ariler. Yani ahlısın da ki. Başka bir rivayeti var. La yadırruhum men khadalahum. Ularını taşlap koygeller. Ay tarakahum. Ularını taşlap koygellerinin ham ularge zararı teymiydi. Ahlısın da ki hiç kimnin zararı teymiydi. Ahlısın da meydanda galip bu barada. Ben köp yapırdım bunu. İmam Ahmet'ten bulsa gerek, şuna kadar rivayet var. Ahl-ı sünnege kıyın. Demek ki, onun düşmanı hamme. Hamme düşmanlık kılar ahl-ı sünnege. Şunun için ahl-ı sünnege kıyın. Lekin düşmanlar geyem kıyın. Demek ki, onlarla karşı ahl-ı sünnet duradı. Ahl-ı sünnenin küçüğünü, kuvvetini şundan bilip koya uğrayın. Bu nemege bağlıydı? İlimge bağlı. Dünyanın derecatı şu. Şimdi kıyamette şu ahli ilimlerge verilgen derecat başkalarına verilmeydi. Her kimge özüge yaraşır verilirdi. Bazıları aytardı biz bugün dünyadaki nisbi narsa bilen ölçeğimiz. Bir şırın narsanı yeyivirseyiz cangete gidiyor. Cennette ona kamaz. Cennette hatta şuna kabul edildi ki bir narsanı alıp çaynagan paytingizda birinci çilegeningizdeki tam ikincisi de ondan zoru buladı. Başkaça buladı. Her çaynaganda cennette yangi tam buladı. Maza lazzattan adam çarçamaydı cennette.
zirikşi yok, lağu yok. Cennet insan gözü körmegen, kulağı işitmegen, insan hayaliga kemegen nimetler bilen nimetlengen. Ucayda zirikşi bu meydi. Her kimge özüge yaraşa mukafat, her kimge özüge yaraşa rahat verilir. Ulamalarının derecatı balant bugün için ularının rahatiyen balant bo'ladi. Cennette amal yok. Şunun için Hazreti Ali'den soruşken, menge dünya yakşı degenler. Nimege? Çünkü dünyada namaz var degenler. Cennette yok. Onda fakat rahat cennette. O rahatını bazılar ateistler aytadı. O şey maskara kıladı. Ha, cennette 70'te hur. Menge kereymez. Menge cehennemge savura vur. Ateist psikologiyasını meşnekede, ateistin psikologiyası da alige, zarba var, sınış var. Ateist aysa ki, eğer cennette şunaka hurlar bulsa, mengeyem ata kılsın dese, insaflıyra boladı. Ne mi dedi o? Cennetteki hurla menge kereymez. Beni cehennemgem savura vursun diye. Müşrikler peygamberge ne mi dedi? Peygamber aleyhisselamge müşrikler aytti ki, eğer sen aytiyetken gap doğru bulsa, Allah'ın ge ait Osman'dan bala yağdırsın deyişken. Eğer şular Allah'ın ge ait bizni hidayet kılsın degendeydi, yakşıra bulardı. Ular soradı, belanı bere kaldı işte. Ki Allah belanı verdi. Psikolojiyada travma var. Ateistlerin psikolojisidir. İlimli şaraf hakkında gap köp, cemiyet ilimlilerini ilmi bilen turuptu. İlimlilerini amal kımagallikte aybileşlik. Bu ilimlilerini uzige tekişlik. Her bitte ilim okuyatken adam uzu için ayçi gerek ki ben ilim okuyatmen amal kılışım gereği deyiş gerek. Başka adam ilimge amal kımaslık için ulamalarını hakaret kılsa, ularını kemsitse bu yakşılıkke abar mıydı? Çünkü ahli sünneval cemaada itikadige kure ahli ilim adamlar feriştemez. Ularam siz bilen menge okşagen kondan, suyaydan, göçten ibaret adamlar. Ularının ilimlerden biz faydalanıp kalışımız gerek. Hata hamma da var. Hatasını sebep kılıp arazlasak torbamız geziyor. Biz geziyor. Şunun için ulamanın taptik mi derrav etekini üşleşimiz gerek. Derrav ilmiden faydalanışımız gerek. Çünkü bizim ilim yıllar aşa kadem basıp sefer kılıp aşıp ötüşümüz ki kerek bugün mesafeni dakikada ötküzedi. Sennusi rahimahullah bir metin boyunca meşgul ulamalardan birileri var. Şu kişi aytadı ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını kuruş bir mertte kurup yaplaşış ki yenge Peygamber'ini kurmayan barça adamlardan derecanı üstün kıpoyadı. Demek ki o sahaba da o. Doğru mu? Sahaba böyledi. Mana şu katta ulamoni, ya'ni ulamolarning imomini oldida o'tirib suhbatidan bahramand bo'lish katta daraja bu. Endi u darajaga qiyomatgacha hech kim erisha olmaydi. O'sha darajaning iqtibosi bor, ya'ni ta'mi hidi bor. U qaysi? Ulamolarning suhbati. Ulamolar bilan gaplashib yurgan odam bilan xorozvozlar bilan gaplashib yurgan odamning o'rtasida yer bilan osmoncha farqi bor. Horaz vazı ettirapten keç keçi gapı uşa mamasalanı çocası deydi, palançını, mekanı, dükkanı, meşneka deydi. Başka gapı yok onu. Ulama bilen gaplaşsayız, ulamadan zikir organasız, seviye aşırasız, dünyaya manfaatli insan gelenez, ahiretini oylaydıgan adam gelenez. İlim şerefli, cennette afsus ki ilim alışı yok. Ne mi soru var yana? Yani bir soru var. Hop. Ne mi la? Bir soru bir tane var ki, beraberimiz yine başka çeşitli şeyler. Thank you.
Bunlar Allah doğrular için bunlar kıyamet günü pratik yapıyorlar. Yok. Şimdi ben kit dedim ama ben kit diyorlar. Erdiriyorum. Hazırla ben kitsem. Benden kendi Allah erdoğlarını diyeceğim. Tanrısı beni için savaşı oldu. Bunu bulabilir miyim? Ne dedim? Mini pratisi yapacağım. Cemil bir. Yani bu çok bir pratisi. Bu yanlış. Mesela ki hazır. Hayatım ihtiyacı Kur'an'ın kendine kilitli söyledi. Ahlus üstünde var cemaat. Ta kıyamet gece verdi o. Bir de ben Allah kıyamet. Vade berdi. Bu yerda bir narsa var. Yaxshi savolingizga tushundim. Ya'ni odam alayhissalotu vasallam yaralganlarida yo'q. Hali jasadga kirmaslaridan oldinoq. Jasad loyga kirmasdan ruhlar yaratgan u. Alloh taolo ruhimizni yaratgan paytida Alastu bi robbikum degan. Alastu bi robbikum sizlarni robbinglar emasmanmi deganda hammamizni ruhimiz Allohga labbay degan. Sen bizim Rabbimizsin degan. Tanoganmiz. Hamma ruh iman keltirgan. Şunun için iman. Qachondan musulmonsan desa nima deymiz? Al-Misoqdan deydi. Ba'zilar aytadi men 20 yildan beri musulmonman. Yo, seniki juda yaqin ekan. Musulmonchilik Al-Misoqdan ruh yaratilganda biz iman keltirganmiz. Payg'ambarlar nima uchun kelgan? O'sha Al-Misoqni eslatish uchun kelgan. Al-Misoqni eslatgan. Sanda misoq bor. Va'dang bor Allohga. Allah'tan özge ilah yok. Vade bergensen sabıttır deyilen. Ahli sünnet aytadı ki Müslüman bulup tuğulamız. Kiyin İslam kabul kigen bulsak, İslam bilen hayat geçirsek, İslamımız devam etken buladı. Yangi narsa emas o. Asıl ge devam etken bulamız. Kimdir küfür keltirip, kimdir münafık bulsa, İslamını tezkeresi yürgen buladı. Terk kigen buladı. Misaftaki vadege hılaf İş qilgan bo'ladi. Misoqda Allohga sen yakkasan, senga ibodat qilaman deb gapirganida yolg'on gapirayotgan bo'ladi, va'dasiga xilof qilgan bo'ladi. Omonatga xiyonat qilgan bo'ladi. Omonat Allohga keltirgan iymoni edi uni. To'g'rimi? O'sha. Endi vaqt masalasi. Vaqt masalasi zamon, makon, hozir 3 o'lchamli hayotda yashayapmiz biz. 3 o'lchamli hayotimiz. Zamon, makon tezlikka bog'liq. Doğru mu? Nisbilik nazariyası da asası üçte unsur zaman, mekan, tezlik. Tezlik ne? Yani biz yaşayarken sebebi dünyadaki tezlik nisbi. Nasıl lan nisbilik? Hadır biz cim oturup biz kana kadar mesafede uçup git yapıyoruz onu. Yer aileni yaptı, yer bulan birge aileni yapıyoruz, yürü yapıyoruz biz aslında. Lakin bilmeyiz. Ne demek? Yerini nisbatidagi atrofimizda narsa yo'qligi uchun tasavvur qila olmayapmiz uni. Illa qachon tasavvur qilamiz? Mana hozir kechqurun bo'ldi, ertalab kunduzi bo'ladi. Quyoshga nisbatan yer aylandi. Ko'chada mashinada ketyapsiz, 80 yoki 100. 1 soatda 100 km tezlikda ketyapsiz. U tezlik nimaga asosan? Nimaga nisbatan? To'xtab turgan narsaga nisbatan. Lekin yoningizda bittasi 120 da ketayotgan yoki 80 da ketayotgan bo'lsa, siz unga nisbatan 20 da ketyapsiz. Nisbiylik, barcha tezliklar nisbiylik. Illa yorug'lik tezligi nisbiylik nazariyasiga bo'ysunmaydi. Yorug'lik tezligi sekundiga qancha? 300 ming km, 299 qancha ham km. Yorug'lik tezligi 100 da ketayotgan mashinaga nisbatan ham 300 ming km. To'xtab turgan narsaga nisbatan ham 300 ming kilometr. U bu o'lchamga bo'ysunmaydi, yorug'lik tezligi bo'ysunmaydi bizning o'lchamga. Yorug'lik tezligini o'lchami 4-chi o'lcham. O'lcham boshqa hayot u. Bular barchasi bizga aloqadan narsa, Allohga aloqadan narsa emaski. Shuning uchun Imom Maturidiy nima deydi? Allohga makonning, zamonning nisbati yo'q deydi. Shuning uchun. Zamon bizga ishlaydi. Bizga ozgina muddatda shu dunyoni o'zida zamon, makon, nisbiylik hayotini, qonuniyatini berdi, shu qonun asosida yashashga bizni joriy qildi. Lekin dunyodan o'tganimizdan keyin qabr hayotiga kirsak, qabr hayotida o'lcham o'zgaradi. Boshqa hayot endi. Biz mana bu o'lchamlar bilan qabr hayotini biz tasavvur qila olmaymiz. Shuning uchun qabrga, qabrdagi hayotga nima qilishimiz kerak? İman keltirishimiz kerak. Qanaqa ekan deb taftish qilib top bo'lmaydi. Topa olmaysiz-ku, uni qanaqa topasiz? Boshqa o'lcham.
Ta dünyaya düşkünce ana karnında yaşadık. 9 ay. Barın 40 gün yok ki tora aylığı da can kırdı bizge. Doğru mu? Canımız barıdı, yürek urup duruyordu. Lakin ananın karnında yok degen de 5 ay yaşadık. Canımız var, yürek urup duruyordu. Kanakır yaşadık. Başka ölçü bu. Başka nisbet o. Hayat lakin bu ya. Ana karnındaki hayat hayat. Ateistler gayet tamam ben. Ateistler ne deydi? Tasadüfen bugün hamlelerse. Mesela kolge muhtaç bu geldiği için şu kol rivojlanıp çıkken. Kim kanatke muhtaç bu geldiği için kim kanat payda bu geldiydi. Ana karnındaki bale öpke rivojlanadı. Ana karnında yatıptı suni içi de. Onda öpke rivojlanadı. Öpke rivojlanı yetkeni ne mi degeni? Yakında sen öpke kereyi boladigen muhutke çıkayapsan degeni. Kanakı tasadüfen buluşu mümkün. Balakattan bile de öpke, onda rivojlanı yetken öpke. Kislorodli hayot bor, yaqinda 9 oydayken sen zonadan chiqasan deyapti unga. 9 oy yotdim endi sallar bilan gaplashaman deb tashqariga chiqsa, kislorod bor. Kislorod bo'lganligi uchun o'pka kerak. O'pka kislorodni qattan bilyapti. Tasodifan bo'lsa bilmaslik kerak edi. To'g'rimi? Tasodifan bo'lsa fosil silsilaga aylanib qolish kerak edi. Lamak nazariyasi bor. Ehtiyoj bo'lganligi uchun birinci ihtiyaç kurban buladı. Yani ihtiyacı yeti almaya kaladı kurban. Lekin uşandan keyingi ihtiyaç uşa kurbanını kopya kılıp ikinci kurbanı ot kazadı. Degen. Burası ilmi ilage, ilmi imez uzak. Safsatı ulardı ki. Şuna kakılmayı tadı. Endi karayın. Ta öpke rivojlanguncha bola tuğulup ölüp kola vuruş gerek bu. E tohtayla öpkeni kaytattan rivojlandırıp gereği deyip kırıp gitmeyi de kaytattan. Ona karnıga, doğru mu? Kana kılıp öpkeni biliyaptı. Burun ne mege kerey? Karın ne mege kerey? Til ne mege kerey karında? Çıkkandaykin hama tamını biliş uçun tilde tam reseptörlere var. Ne mege kerey o? Hop tamını bilemiz o, uşa tamge münasip meyve çeve yok dünyada. Uyan, yani tasadüflerge doğru kemiydi. Taşkarada meyve çeve var ki tilimizde reseptörler var. Yegan narsamızı tamını biliyip biz. Bunlar hammesi irade bilen, Allah'ın maksat, kastı bilen, ilmi, kudreti bilen yaratılıyipti bunlar. Bunlar zamanı bizge tekişli. Az güne müddette bizde imtihan kılıyipti, bu imtihan dünyası. Kabirge ötkenleyken ketti, uya hısab dünyası başlanır. Degen işimizge cevap veremiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam kurgen narsaları, o kişiye berilgen ilimni nisbilik dünyası da, mana şu dünyada, adamlarga işonç bilen aytish uchun ko'rsatilgan. Allah Taala'ga zamanını umuman alakası ta'siri yok. Allah Taala'ga makonni umuman alakası ta'siri yok. Kur'an-ı Kerim'de makonga, zamonga alakadar oyatlar hammasi shunda o'qiladi, tafsir qilinmaydi. Allah Taala fissamo deb kelgan bo'lsa, Kur'an'da fissamo deyiladi, bo'ldi. Osmonning ustida o'tiribdi desa dindan chiqadi. Makon nisbat bersa. Lekin fissamo deymiz. Fissamoni ma'nosi nima desa, ma'nosi qiroati deyiladi. Tafsiruha qiroatuha, qoida shu. Qanday qilgan bo'lsa shunday qiroat qilinadi, bo'ldi. Zamon makon Allohga ishlamaydi. Zamon makon bizga hozir dunyoda ishlaydi. Belki kabirge kirganimizden keyin unda ham zaman makan belki işlemeydi. Çünkü şunaqa rivoyatlar var. Bir adam ahli cennet bulsa, kabirge tushgan zahoti munkar nakir keladi onun oldiga. Mar robbuk deydi. Robbing kim deydi? O robbim Alloh deydi. Ma dinuk deydi. Dining nima deydi? Dinim İslam deydi. İki xil rivoyat var. Bittasida bu kişini taniysanmi deb Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ko'rsatadi. Tanıyman bu Allah'ın Resulü benim peygamberim dese, bu nacat taptın deyiledi, oyun tamamından bitti, derçene açıladı. Çap tamamından bir derçene açıladı. Çap tamamından dozak korsatıladı. Senin cahin buydu, sen imaninde sabit kaldın, imanin bilen keldin, bu cahini Allah Teala bunge elmeştirdi deyip cennette korsatıladı. Derçe açıladı, derçe. Şimdi bu insan tasavvuru için, biz çüngen maddi hayat için eğitili yaptı da,
uyoqda qanaqa tasavvur bilmaymiz biz. Hadis bu. Ochiladi, bir hur keladi. Hurni ko'rganda haligi odam umuman o'zini yo'qotib qo'yadi. Juda ham go'zal hur. Kelganda aytadiki, anqaymang deydi. Mana ushlang deb bir ipni qo'liga beradi. Tasbih. Tasbih dur donasini bersa haligi durni bitta ushlaganda dur to'kilib ketadi. Xijolat bo'lsa tasbihni bir ipini unga beradi-da haligi durni olib sabr qiling, bu durni o'zimiz tikamiz deydi-da durni solib to shu tasbih durlari yig'ilgunga qadar qiyomat o'p qoladi. Haligi go'zallikni tomosha qilib dunyo o'tib ketadi. Jahannamniki kutish ustiga kutish uniki. Uniki boshqacha. Shuning uchun sufi ollar aytadilar. Sufi ollar. Qabr hayot haqida aytadida, azobu qabr kofirlargadir chin ko'rar go'rning azobin ba'zi mu'min deb shu band ochganlar. Qabr azobi kofirlarga aniq bo'ladi. Mu'minlardan ham ba'zilari azobni ko'radi. Masalan, peshovdan saqlanmagan, birovni g'ibat qilgan, chaqimchilik qilganlar qabrda azoblanadi. Tavba qilish kerak. Musulmonni obro'siga tajovuz qilganlar qabrda azoblanadi. Birovning nikohli ayoli bilan zino qilgan odamga butun mahluqot, butun insoniyatga beriladigan qabr azobini yarmi o'shanga beriladi. Zinodan ehtiyot bo'lish kerak. Jannatiylar qabrda najot topadiganlar haqida yotarsan yangi uylangan yigitdek, ko'ngilda g'ussa qolmas bir chigitdek degan. Ajoyib o'xtatish qilgan sufolar. Yangi uylangan bo'ydoqlarga aytib qo'yay, uylangan kuningiz ertalab sizni o'sha yangi kelinchak uyg'otadi. Turing deydi. Jannati odam ham o'sha qabrga yotganda kelinchak uyg'otadigandek uxlaydi. Shunaqa bo'ladi. Vaqt sistemalar bizga tegishli, qaytarib aytaman. O'zi bu dunyoni o'zini ulamolari ham, dunyo olimlari ham aytadi, nisbiy hamma narsa. Nisbiy. Yerda nisbiy, yerda. Sal tog'ga chiqin, tog'da ham nisbat o'zgarib qoladi. O, tog'ni balantiga chiqib choy qo'yib damlang, o't qo'ying, choy qaynamaydi. Nimaga? Bosim kam o'tdi. Suv parlanib chiqib ketib qoladi. O'shuning uchun qora ustiga bir narsani yopib ovqat pishiradi tog'da. Oyga chiqsangiz umuman nisbat o'zgarib ketadi. Bizni bir kunimiz 24 soatmi? Ha? 23 qancha ya? Quyoshni bir kuni 365 kun bizning kunimizga. Quyoshni bir kuni shu. To'g'rimi? Nisbiy bular hammasi. Alloh subhanahu va taologa bu nisbatlarni berish to'g'ri emas. Bugun ba'zi xashaviylar chiqib olib aytayapti. Alloh taolo osmonda osmonda deyishdi, muammo yo'q. Biz osmonda deymiz, lekin makon isbot qilmaymiz. Makon bizga aloqador narsa desak, yo'q. Alloh osmonda, makon qo'lini mana qilib ko'rsatyapti, mana shu tomonda deyapti. Bu joiz emas. Hisob kitoblar ham shu. Alloh subhanahu va taolo hammasini biladi. Payg'ambar alayhissalomga nima ko'rsatdi desa, haligi iymonlari komil xalqqa yetkazishlikda o'z ko'zlari bilan ko'rishligi boshqada. Alloh taolo u kishiga ko'rsatib, keyin xalqqa yetkazdirdilar. Tushunarlimi? Tugadimi savol? Bering. Rukuda subhanallohu azim deganda, o'sha agar mabodo izg'ini ayta olmasa, subhanallohu a'la degani ma'qul. O'shanga izg'ini chiqarishsin. O'z bilargansiz, savolingizni javobini berib qo'ydingiz. Endi o'zini aytdim-da. Eshitib oldik biz ham. Xo'p, asli ro harfi qiyin emas. Arab tilidagi ro harfi mana ro harfi aytsa bo'ladi. Qanday qilinadi? Tilni uchi yuqoridagi tishlardan ozgina chiqariladi. Tishlaganiga o'xshab. Va tilni orqa tomoni tanglayga ko'tariladi, yo'g'on qilib. Alloh va deyiladi. Subhana robbiyal azim, azim. Bo'ldi. Qabdi shu.
Degan ana jamoat buni o'qilsa, mabodo o'zi eshitish darajada aytilibdi. Ha. Shunda mabodo yondagini qaraq berib qo'yadi, qo'yadi. O'shandan sal pastroq qiladi. Mabodo quloq bo'lsa, eshitmaydigan darajada odam bo'lsa. Ana odamlar rad o'qi deydi. Boshqa yechim yo'q, nima qilamiz endi? O'zi eshitish majburda, shunaqa. Agar o'zi eshitadigan darajada bo'lsa, namoz bo'lmaydi. Juda zaif qavl bilan bo'ladi-yu, lekin o'zi eshitmasa qiroat chiqmaydi-da. O'zi eshitishligi haligi jahri ma'nosida emas. O'zini nafsi eshitadi-yu, o'sha ma'noda bo'lsa bo'ladi. Xo'p. Qosim pishmasdan turib zakalat olish mumkinmi? Savdo qilib bo'lmaydi. Yo'q, savdo qilib bo'lmaydi. Meva ham har qanday ekinda pishmasdan turib savdo qilish joiz emas. Nimaga? Chunki hali yo'q narsada u. Yo'q. Hali unda rang kirmagan, ta'm kirmagan yo'q u. Yo'q narsani savdo qilishdan qaytarganlar. Tushunarlimi? Hop. İskitten olsan buraya pul versek ya tuğuyu dümelerde, müşke hesapla verip yine yedirler, çok kuşlarsın. Bu şeriyette kanakal mıydı bu? Mecburi kuyuş caizmez. 10 kilo göçtü, birisi bir şeyden getirip pul kusarıyor mu? O sifkete de riba var. Caizmez. Ozi at-ta'munu ta'avuni degen özara yardım sugurta kampanyaları var. Özara yardım. O şey gap oynayatken, shunga o'xshagan narsalarni to'yda to'yona berib shunaqa narsalarni o'ynayotganlar aslida tagini surishtirsangiz o'zaro yordam uchun qiladi bu ish, to'g'rimi? Sinfdoshlar ichida, kursdoshlarning ichida kimdir kambag'al, qolganlar pulni yig'adi, shuni to'yiga yordam qilaraylik deydi. Bu ixtiyoriy bo'lish kerak. Ixtiyoriy, majburiy emas. Kelinglar 5 kilo 5 kilo go'sht pulini yig'aylikda palonchining to'yiga berib yuboraylik, ishlatib yuboraylik. Endi o qarz bo'lib qolmasin bularda. İxtiyoriy bo'lsin. Buni ta'avuniy sug'urta deyiladi. Ya'ni o'zaro yordam uchun qilinayotgan xayriya. Endi buni majburiy qilib qo'ysangiz, juda ko'p ishkol yuzaga chiqadi. Birinchidan, hammaning farzandi bir xil emas. Bittasida 9 ta o'g'il bor, bittasida 1 dona qiz bor. Bu bechora 1 dona qizi bor, 9 ta odamga 9 marta 5 kilodan go'sht berish kerak. Bir dona qizini uzatadi, 5 kilo go'shti oladi. 8 ta go'shti puliga tushadi. Riba bu. Majburiy unga qarz beryapti, go'yo bundan qarzini olyapti. Ba'zi odam to'yga ham ulgurmaydi. Aytganingizdek, yillar o'tgandan keyin go'shti narxi o'zgarib ketadi. Riba bo'lib ketadi. Majburiy qilib qo'ysa joiz emas. Mana shu ish majburiy qilinsa joiz emas. Ixtiyoriy qilib qo'ysin, bersa Alloh uchun shunga yordam deb yig'ib berib yuborsin. Undan kutmasin. Kutmasin. Do'stlar shunaqa qilsin. O'rtaga pul tashab turishsin. Gap qilishadi-yu masalan, kelinglar 5 kilodan pulni o'rtaga tashab qo'yamiz. To'y bo'ladimi, bo'lmaydimi, nima bo'lsa ham yig'ib, ha? Pul bo'lganda bir kambag'alroq kimgadir uy qurib berish kerakdir, ha? Kimnidir o'g'lini o'qitish kerakdir, kimgadir to'y qilish kerakdir. Shunda o'rtadan yig'ib turib berib yuborsin. Majburiy bo'lsa bo'lmaydi. Yani 10 kilo yekine kaytarasan. Ha, bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Online savdo haqida so'ramoqchi edim. O'zimiz do'kon yo'qmi? Shu boshqa do'kondan oqqan narxni hammasini yetib turib, bir narxni tayyorlaymiz. Shuni bitta reklama qilib turib, o'zimiz profilimiz bor Instagramda. Shunga reklama qilamiz, odamlar zakaz qilsa, keyin o'sha zakazga qarab turib tayyorlaymiz. Xo'p. Joiz bo'ladi. Sizning qo'lingizda yo'q, lekin zakazga qarab tayyorlab. Zakazni odamlardan olgandan keyin tayyorlab yig'ib, keyin ularga berasiz, pulni olasiz, bo'ladi. Buni avvali va'da, oxiri savdo deyiladi. Avvalida aytasiz, shunaqa narsa qilib beramiz deysiz, u sizga yig'ib berganingizdan keyin pulni beradi, o'sha pulni berayotgan paytida savdo hisoblanadi. Bo'ladi. Oldindan pul to'lov o'sha va'da bo'ladi-da sizga. Mana shu pulimga olib kelib bering degan bo'ladi shu. Yo, joiz emas.
Ulamalar caiz yani ruhsat vermeydi. Arapça kıraatını kirilçede yazışke ruhsat vermeydi. Ondan okup organistlikken ruhsat vermeydi. Çünkü hele ra harfini sonra gelirlerden singeri onu ağızma ağız organmese hatta okup organı bulmaydı. Çünkü ra harfi Özbek dilde yok. Biz ra'nı işletmeyemiz. Hamısı z bizge bir kıl. Ra bu Arapça. Aynen ustozdan og'izma og'iz qanday chiqarishligini, tilga qayerni, tilni qayerga qo'yishligini, qaysi sifatda chiqarishligini o'rganib olish kerak. Oson, qiyin emas, chiqarib olsa bo'ladi. Inson ya'ni xalqimi bir xil. Ozgina ishlatilsa bo'ldi. Ko'rchada yo'lda yo'q suratlarimizni boshqartib, arabchani yo'ldan qaytarib olishimiz kerak. Ha. Arabchada o'qib qaytarib olish kerak. Buna bir qancha usuli bor-da. Yo narsaga savdo qilishga o'xshagan. Masalan, yerni ijaraga bergan odam hech qachon yutqazmaydi. O'xshab qolsa, oladi, o'xshamay qolsa, ham oladi. O'xshamay qolsa, yo'q, masalan, yutqazmaydi-da, oddiy yer. Lekin dehqon yutqizib qo'yadi. Mana shuni yutqizmaydigan usulini qilsa joiz. Bitta mana shunaqa usuli bor. O'sha usul bo'yicha joiz. Kifoyada bor, alohida kifoyada bor-da. Kifoyada o'qib o'tilgan. Nima degan zararga sherik bo'lishi. Zararga sherik bo'lsa, zarar ko'rsa, unda hech narsa tikmasdan zarar ko'rgan bo'lib qoladi. Buni qanaqadir usuli bor, o'sha kitobga qarashimiz kerak. Kifoyani ochib ko'ringlar, kifoyada bor, alohida aytilgan. Qaysi uslubi to'g'rilik? Bo'ldi mi savol? Hop. Bir kishi yoshligidan misol endi namozga kirmasdan oldin birovda haqqini boshqasini yeb yurgan bo'lsa, keyin hidoyatdan namoz boshlagan bo'lsa, u hali o'tgan qarz birovda haqqini yeb yurgan odamlarni tanimasa, nima bilmasa endi ko'pchilik bo'lsa, uni qanday bir nima qilsa bo'ladi? Topish kerak birinchi o'rinda qidiradi. U borib bo'lsa, ko'chadagi birovni narsasini olib yurgan bo'lsa, endi arbit o'g'irlagan odamini bilmaydi-yu. Topolmasa, o'sha o'g'irlagan odamining nomidan o'sha mablag'ini kambag'allarga sadaqa qilib yuboradi. Ha, sadaqa qilib yuboradi, lekin istig'for tavba qiladi. Tavbasi nadomati doimiy esda bo'lish kerak. Alloh inshaalloh umid bo'ladi-da, shu qiyomatda yuro-baro kelsa, ana u odam haqqimni ber desa, u ishlamagan savob unga borib qolgan. Sadaqat uning nomidan bo'lib ketgan. Rozi bo'lib qolsa kerak inshaalloh. Shunaqa umid qilinadi. Oldi optika İhtiyotan zamsura o'qib o'qiydi. Nimaga desa, u bilmaydi-da qaysi qazo namozini o'qiyotganligini. Agar aniq qazo namoziga borsa, hay hay. Agar aniq qazo namozini o'rni bo'lmasdan nafilga o'tib ketsa, nafil namozda keyingi 2 rakatga ham zamsura qilinish kerak. Zamsura qilib qo'ysa bo'laveradi. Lekin aniq bitta qazoni o'qiyapsiz. Masalan, uxlab qoldingiz, nimadir bo'ldi, bugun peshinni o'qiyolmay qoldingiz. Bugungi peshinni qazosini o'qiyotgan bo'lsangiz, zamsura shart emas. Keyingi 2 rakatga ha qo'shilmaydi. Shomduna qamas. Shomduna qamas. Avvalgi nash qazo namozida. Masjidul Haramda masalan 1 rakat namoz o'qsa 200 rakat o'tadi deyiladimi? 100 ming rakatga. O'sha qazolagan shuncha o'tadi? Yo'q, u darajasi u. Ha, daraja. Ha, sanog'i emas. Rakat emas. Sanog'i u boshqa narsa. Sanoq o'zini sanog'i bilan bo'lish kerak. Sanoq o'zini sanog'i bilan bo'lish kerak. U Makka-i Mukarramada 1 rakat namoz 100 ming rakatga. Madina-i Munavvarada 1 rakat namoz 10 ming rakatga. Quddus-i Sharifda 1 rakat namoz 1000 rakatga o'tadi. Darajasi, savobi, ajri. Qazolaga o'tmaydi. Qazolaga o'tmaydi.
Hop. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دعا قلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اشهد استعانة إلا إلى سنة الله قرآن حسنة سنة نسيبة. آمين. Hazmatlar şifa vergin, müşkülallarının müşkülallarını aslan affeyin. Sıfat yıllarına sefer yıllarına açık değil ya. Allah'a hükümet. Rahmet, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.